seyirciler, bugün iz bırakanlarda bir Cumhuriyet Çınarı, duayen bir gazeteci ve 95 yıllık bir devrimci Hıfzı Topuz'la birlikteyiz. Çok teşekkür ederim. Abartıyorsunuz. Estağfurullah efendim. Efendim, Cumhuriyet tarihiyle daha doğrusu eş bir yaşa sahipsiniz aynı zamanda. Ve Cumhuriyet tarihinden bugüne tüm siyasal ve sosyal süreçleri de bizzat yaşadınız, gördünüz ve tanıklık ettiniz. Şimdi sondan başa başlayalım istiyorum bu soruyla, o yüzden başlamak istedim. Geçmişle bugünü karşılaştırdığınız zaman şu an içinde bulunduğumuz süreci nasıl değerlendirirsiniz? Yani şimdi umarım. Ben 1923'te doğdum. Yani Cumhuriyet'in ilanından 10 ay evvel doğdum. Ve ailem Cumhuriyetçiydi, Atatürkçüydü. Babam milli mücadeleye çalışmıştı. Yani böyle bir havada büyüdüm. Eniştelerim, dayılarım falan milletvekiliydi. Atatürk'ün sofrasında bulunuyorlardı. Evde Atatürk'ü eleştiren hiçbir şey konuşulmazdı. Yoktu böyle bir şey yani. Yani bir taraftan anne tarafından böyle bir meyyale saraylılık falan var ama hiçbir Osmanlı özlemi yoktu ailede yani. Yani hepsi vezir, paşa bilmem ne var sülalemde ama onların çocukları hiç onun özlemi içinde değillerdi. Hepsi Atatürkçüydü. Tevfik Fikretçiydi. Değil mi? Bunların etkisi vardı. Yani edebiyatın çok etkisi vardı. Tanzimat edebiyatının etkisi vardı. Ondan sonra Fransız edebiyatının etkisi vardı. Bütün bunlar içinde ben bir cumhuriyet havasında büyüdüm yani. Onun için okula geldim Galatasaray'da. Yani bizim sınıfta Atatürk döneminde 7 milletvekili oğlu vardı, çocuğu vardı. Evet. Onlar da Atatürk'ü tanımış insanlardı. Bazen isimlerini Atatürk koymuştu falan. Bu çevre içinde sınıfta Atatürk'ü eleştiren tek kişi yoktu. Öğretmenler hepsi Atatürk hayranıydı. Atatürk'le dostluk etmiş insanlar vardı. İsmail Habib Sevük Edebiyat Öğretmeni. Yani bir yan öğretmen vardı. Atatürk'ü böyle zevkle, heyecanla anlatırlardı bize. Yani ben bu havada büyüdüm. Onun için benim geçmişimde hayran olduğum bu dönem var. O 1938'de Atatürk öldüğü zaman ben devrimlerin yıkılacağını hiç düşünemezdim. Atatürk ilkelerinin eleştiri konusu olacağını hiç düşünemezdim. O dönemle bugünü mukayese ettiğin zaman büyük bir acı duyuyor insan, değil mi? Onlar böyle maalesef katiyen yıkılmayacak şeylerdi. Bir de bakıyorsun saldırılmayan şey kalmadı, devrim kalmadı yani. Bunların yıkılması insana çok zor geliyor. Yani bundan artık yerleşmiş ilkeler, yerleşmiş normlar olarak kabul ediliyordu. Onlar bitti artık yani, onlar bitti. Şimdi neresinden yeniden başlayacağız? Neresinden tutturabileceğiz? Çok güç yani. Yani insan bu ezikliği hissediyor yani. O zaman geçmiş dediğiniz zaman ben bu dönemi alıyorum. Ondan sonra İnönü döneminde ben o dönemde gazeteciliğe başladım falan. O dönemi eleştiriyorduk her zaman. 1950'de Halk Partisi devrildiği zaman sevindik böyle Halk Partisi gidiyor diye. Ve bir iki sene bu heyecanla yaşadık. Ondan sonra Menderes, Bayar, Eskiyi nasıl arattılar yani. O eleştirdiğimiz yönünü çok aradık yani. Ben o dönemin de özlemini çekiyorum. Yani o dönemdeki verilen mücadelenin de özlemini çekiyorum. O dönemde hiçbirimiz yılmadık yani. Gazeteler, Adnan Bey patronları basın toplantısına yemeğe çağırıyordu Ankara'ya. Sonra burada oldu onlar Park Otel'de. Patronlar gidiyorlar, onlar iddia ediyor Menderes. Geliyorlar gazeteye, diyorlar ki arkadaşlar, yani ben Adnan Bey'i dün dinledik, adam haklı. Katiyen eleştiri istemiyorum gazete. Kimse dinlemedi bunu. Hepimiz patronlardan bunları dinledik ama kimse dinlemedi. Herkes eleştiriye devam etti. Yine yani o yüzden de gazeteden kovulan olmadı yani. Katiyen kovulan olmadı. Menderes kızıyor, yani her fırsatta veriştiriyor falan ama patronlar etkilemiyordu. Evet. Ve onlar patronun karşısında
Başbakanın karşısında bizi müdafaa ediyorlardı o zaman. Böyle bir hava bugün o yok yani bugün. Ama onları müdafaa edecek patron da yok değil mi böyle evet, bir şey yok. Evet, yakın döneme kadar da aslına bakarsanız bazı istisnalar hariç bu söyledikleriniz devam ediyordu ama... Bitti artık. Evet, artık maalesef hangi böyle patron bir şey. Şimdi gazeteci savunabiliyor yani patron yukarıdan emir geldiği zaman işine son veriliyor gazetecinin değil mi? Katiyen dayanamıyorlar. Yani bunun onlarca belki yüzlerce önlüğü var yani. Gazeteleri kovuldular. Neden? Gazeteyle aralarında bir görüş ayrılığı olduğu için değil. Büyük patron beğenmediği için değil mi? Ya yazılarına müdahale edildi, o zaman böyle ya bir şey işlerine olmazdı. Son hiç, verildi. Hiç böyle bir şey hatırlamıyorum yani. Yani o zamanki başbakanlardan böyle eleştiri geldiğini hatırlamıyorum. Bir de o dönemin siyasileri aslında biraz daha eleştirilebilir. Hicve yatkın ve tartışılabilir insanlardı. Ki yine diyorum yani yakın bir geleceğe kadar Türkiye tarihinde tüm siyasi liderler bir araya gelip konuşabiliyorlardı. Gerek tartışma programlarında gerekse mecliste. Ama o kültür de ortadan kalktı. Kalktı. Yani böyle bir hoşgörülü tartışma ortamı kalmadı artık yani katiyen. Ben artık özgürce konuşmaktan çekiniyorum yani. Ben okullara gidiyorum, konuşmalar yapıyorum, belediyelerde, toplantılarda gidiyorum. Şimdi biraz kendi kendimi sansür etmeye çalışıyorum yani. Yani insan kaptırıyor bazen konuşuyor ama ne olacağı bilmez, bilinmez diyorum yani. Efendim, hepimizde bu eziklik var yani. Hepimizde bu sansür endişesi var yani ister istemez. Espri kalmadı. Evet. Yani artık ne eleştirebiliyorsunuz, ne espri yapabiliyorsunuz. Tabii yine büyük bir çoğunluk gazeteci bunun mücadelesini veriyor aslında. Pek çok arkadaşımız cezaevlerinde sadece yazı yazdığı için yargılanıyorlar. Yani televizyonlar var. Hangi televizyon kaldı sizin gibi bağımsız olarak muhalefetin sesini duyurabilecek? Yani hepsi büyük sermayenin, patron, büyük patronun baskısı altında. Eskiden gazetelerin tek sahibi vardı. Hı hı. Ve onlar bağımsız da gazetecilikten gelmeyen insanlardı. Şimdi öyle değil. Holdingler gazete sahibi oldu. Holding gazeteci değil, holding sahibi. Ve gazeteyi bir ticaret vasıtası olarak kullanıyor değil mi? O zaman da kendi çıkarına bakıyor. Ve yukarıdan ne emir gelirse onu uyguluyor yani. Gazeteci olmadığı için. Yani gazeteci patron başka, holdingin patron olması başka. Değil mi? Onlar rahat rahat ödün verebiliyorlar yani. Rahat rahat yukarıdan gelen emirlere uyuyorlar yani. Eskiden bu yoktu. Yani bunun sayısız örneğini biliyorum yani. Yani bir takım hoşnutsuzluklar oluyordu biliyorum. Ama gazeteci sahibi ben akşamda çalıştığım zaman Kazım Şinasi bak diyordu, dikkat et şuna diyordu mesela değil mi? Hı. Yahut bana pasaport vermedikleri zaman, vize vermedikleri zaman Kazım'a yaşıyor telefonu, hıfzının vizesini halledin diyordu. Yani bana sahip çıkıyordu her zaman. Necmettin Sadık Dışişleri Bakanı'ydı. Biz onun gazetesinde muhalefet yapabiliyorduk. Ben Necmettin Sadık bize katiyen yol vermeye kalkmadı. Yani tahammül ettiler yani böyle bir şey. Hoşgörü demokratik bir ortam vardı. Şimdi ortamın mevcut olduğunu ileri söylemem, söyleyemem. Kimse söyleyemez. Bitti o dönemler yani. Evet. Çok üzücü tabii sizden ve Cumhuriyet Çınarı'ndan bunları duymak çok üzücü. Umudumuzu zaman zaman yitirdiğimiz şeyler oluyor. İnsan olarak, duygu taşıyan insan olarak. Ama inadımız hep devam edecek ve sürecek. Gerçek neyse, direnmek doğru neyse. Lazım, dayanmak lazım, evet. Devam etmek lazım. Ödün vermemek lazım, dimdik durmak lazım. Yani belki insan işsiz de kalabilir, bunu da beklemek lazım. Ama vazgeçmemek lazım. Ödün vermemek lazım. Fikirlerinden vazgeçmemek lazım. Değil mi? Bunu yapan insan kahraman oluyor. Yani tutuklanıyor ama ben onlara hayranım yani. Değil mi yani? Cumhuriyetçiler içeri girdiği zaman ya benim aklım onlardaydı. Ben onlardan yanaydım her zaman yani. Ve daha haklı çıktım galiba. Şimdi röportajlara geleceğim ama onun öncesinde Atatürk'ü gördüğünüzü, bizzat gördüğünüzü ve defalarca gördüğünüzü biliyoruz. Şöyle sizin gözünüzden bize Atatürk'ü bir anlatır mısınız? Sonra pek çok isimle röportaj yaptınız Atatürk'ün çalışma arkadaşlarıyla. Evet. Hepsi birbirinden özel ve önemli isimlerdi. Evet, anlatayım. Şimdi ben bir defa çocukken dediğim gibi Atatürk Ankara'da. Babamın işi Ankara'da. Ankara'ya giderdim zaman zaman. Birdenbire bir motosiklet geçerdi. Atatürk geliyor derdik. Dururduk.
Atatürk arabayla geçerdi, selam verirdi, alkışlardı herkes. Ha, böyle bir içimizdeydi. Ondan sonra Ankara'dan İstanbul'a gelirdi. Ben o zaman Kartal'dan trene binerdim. Bilmiyorum, Haydarpaşa'da polisleri gördüm, bir sıra olmuş, bekliyorlar. Ha, Atatürk gelecekti. Vapuru falan kaçırdım, Atatürk'ü beklerdim. Atatürk'e herkes selam verir falan, gayet sempatik bir şekilde geçerdi. Yani Atatürk'ü böyle sokakta gördüğüm çok, onların sayısı yok yani. Ondan sonra Galatasaray'da, 33'te 10. yılda yine Ankara'ya gittim ben Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla. Yani Cumhuriyet Bayramı'nı görelim diye kalktık gittik. Yani İpodrom diye bir yer vardı, geçit resmi orada yapılıyordu. Millet dolmuş oraya, biz de kardeşimle beraber girdik, sıraya bekliyoruz falan derken geçit resmi başladı, askerler geçti, topçular geçti, öğrenciler geçti, izciler geçti. Kızlar geçti, esnaf geçti. Hepsi bitti ve halk geçmeye başladı. Onun önüne, arasına katıldık. Bu sefer tribünlerin önünden biz geçtik. Ya Atatürk'ü böyle yakından, belki 4 metre yakından gördüm, heyecanlandım. Böyle bana bakıyormuş gibi yani. Ama herkes o izlenimi ediniyordu. Yani olmadı, doyamadım, daha dolaştık, bir daha geçtik. Yani. Ah, tanıdım dedim. O kadar halkla iç içe. Öyle yani. Ya ondan sonra motorla Ortaköy'den, okulun önünden geçerdi. Atatürk'ün motorunu yiyince rıhtıma çıkardık, alkışlardık. Yanında Afet Hanım, Çakmak, Tevfik Rüştü, İnönü. Geçerlerdi böyle, yanaştırdı, selam verirdik falan. Bunları unutamam yani. Sonra yine bir unutamadığım, 1934'te İran Şahı geldi. Maltepe'ye, atış okuluna manevra talimlerini seyretmeye gidecek dediler. Biz de gittik Maltepe'de bekliyoruz. Atatürk geldi araba, açık arabada, yanında İran Şahı. Herkes alkışlıyor, bağırıyor. Daha Atatürk lafı yoktu, Gazi o zaman. Alkışlıyoruz falan. Atatürk böyle duruyor, gülümsüyor. Şah selam veriyor Atatürk. Yani alkışlar bana değil, Şah'a diyor. Şah teşekkür ediyor, selam veriyor. Değil mi? Bu çok ince bir jestti. Onu unutamıyorum yani. Sonra Kral Edward geldi, İngiliz kralı. Evet. Geleceğinin Moda Deniz Kulübü'ne gidecekmiş. O gün denize gittik galiba. Kral geldi, bilmem iskeleden motorla indi. Atatürk'le beraber alkış kıyamet, Moda Deniz Kulübü'ne gitti. Yani ondan da beraber gördüm. Böyle ondan sonra en son İstanbul'a gelişi Pendik'e gittik karşılamaya. Kaymakam Bahir Öztrak, şimdiki Öztrakların yeğen amcası oluyor. O biz dedik, çocuk hep beraber karşılamaya gidelim dedi. Gazeteyi bandosu vardı, gençlik bandosu falan. Hep beraber gittik, sıra olduk, bekledik. Atatürk'ün vagonu tam, biz ona göre durduk yani. Geldi vagondan evvela pencereden, sonra indi. Yani önde olanların elini sıktı, ben de elini sıktım. Çok mutlu oldum yani Atatürk'ün elini sıkmakta. Ve dilekçeler verdiler falan, konuşmaları oldu. Yine trene bindi gitti. En son görüşüm bu oldu. Sonra anlatmıyor artık cenaze töreni falan. Evet. Atatürk yani çok aileden birisiydi ve yani çok içten bir dost gibi gelirdim. Ya bugün olsa Atatürk'ün ben sofrasında olurdum. Bugün olsa ahbaplık edebilirdim. Daha rahat bir iletişim kurabilirdim Atatürk'le. O zaman müsait değildi o. Büyüklerden dinlerdim. Ben anlatırdı. Dün sofrada şunlar konuşuyordu. Şöyle dedi, böyle dedi. Hayranlıkla dinlerdik bunları. Onun için benim içime işledi yani Atatürk. İçime işledi yalnız o değil, o duygusal. Ama büyüdükçe Atatürk yaptığı devrimleri anladığımız zaman ne kadar haklı olduğunu gördük. Yani o dönemde daha fazlası yapılamaz. Yapılan bilen o kadar da onu yaptı. Atatürk bir şey değildi, sosyalistiydi, komünistiydi, hiç öyle bir şey yoktu. Ama devletçiydi. O gün Türkiye'de büyük bir işçi sınıfı da yoktu. Ama günün koşulları altında sosyal demokrasi yaptı yani, değil mi? Evet. Çok önemli işler yaptı. Daha fazlası yapılacak gibi değildi. Ama o zaman dünyada örnek oldu. Üçüncü dünya ülkelerine örnek oldu. Yani o zaman sömürgelerde Atatürk'ün resimleri falan asılırdı yani, böyle bir şeydi. Yani ben Afrika'ya çok dolaştım yani. 40 kere Afrika'ya gittim. O Afrika ülkelerinde gördüm. Yani ya, Türk'üm dediğin zaman Atatürk, Nazım Hikmet. Bana iki şey söylüyorlar. Türk olduğumu bilenler, bir Atatürk, bir Nazım. Değil mi? Ya bunlardan ben gurur duyuyordum yani. Evet. Yani bunlar çok özel. Bütün her şey işlemişti yani dünya. Bütün dünya gayet sempatiyle bakıyordu yani. Ya kendini kabul ettirmiş bir liderdi.
Değil mi? Efendim, onu da her zaman özlemle çekiyorum. Bugün Atatürk'ün ilke ve devrimlerine bir ihanet sarmalı içinde. Evet. Maalesef ve Atatürk'ün dediği gibi o çağdaş muasır medeniyetler seviyesine giden yolda o devrimler bir sekteye uğradı. Ayağa takıldı diyelim bu yolda. Siz nasıl görüyorsunuz? Nerede hata yapıldı sizce? Böyle bir öz eleştiri yapılması yani gerekirse. Bu Halk Parti zamanında başladı. Şemsettin Günaltay zamanında başladı. O zaman hatip imam kursları falan bunlar başladı. Ondan sonra bu iş gelişti. Demirel zamanında aynı şekilde. Karşı devrime su taşındı. Aynı şekilde ödün verildi. Ve o zaman bu demokrasi için bunlar gerekli deniyordu. Yani benim bazı tanıdığım insanlar da öyle diyorlardı. Demokratik bir döneme geçtik. Bunları kabul etmek lazım. Ya bunların gücü ne olacak? %5, %8 falan o kadar. Bunlardan zarar gelmez. Ama bırakın onlar da demokratik yaşamdan yararlansınlar. Ama öyle olmadı. Onlar çok daha güçlü oldular. Onlar topluma egemen oldular. Toplum yani üst düzeyde insanlar aydınlanmıştı. Aydınlanma şeye inmemişti. Hak kitlelerine inmemişti. Yani eğer köy enstitüleri tutsaydı olabilirdi. Eğitim devrimi tamamlansaydı olabilirdi. Yani halk aydınlanmadan bu döneme geçiş olduğu için aydınlar kaybetti. Aydınlanma kaybetti. Aydınlanma gelişemedi. Aydınlanma baltalamadı. Avrupa hayranlığı aydınlanma demek değil. Avrupa hayranlığı elbise yahut palto yahut mobilya binada değil kafalarda. Akılcılıkta, akla inanmakta. Değil mi? Bilime inanmakta. Atatürk bunu yapmaya geldi. Bunun temelini Tevfik Fikret attı. Tevfik Fikret getirdi. Atatürk bunu devlet politikası yaptı. Değil mi aydınlanma? Evet. Ama bitti o yani çoktan. O bitince, politika sürdürülemedi. O bitince Batı taklidi yahut hiçbirinin kıymeti yok yani. Ama şimdi bu temel kalktıktan sonra bunun yerine eğitimde de dinci temeller arandı. Dinci temeller egemen oldu değil mi? Evet. O zaman Türkiye tehlikeli bir duruma girdi. Çok çalışacağız, çok çalışacağız, çok çalışacağız. Yani bakın halk devleti gayet iyi görevini yapıyor. Basında yani bu işi yapan bir iki gazete kaldı. Onların da tirajları malum yani Cumhuriyet ne hale geldi. Yani egemen olan yazılı basında sağcı basın, iktidar basını yani değil mi maalesef. Ve onlar gündemi saptıyorlar yani değil mi? Televizyonlarda onlar gündemi saptıyorlar. Siz saptayamıyorsunuz yani değil mi? Azınlıktasınız, azınlıktayız yani değil mi? Evet. Gerçeği ve doğruyu izleyicilere, yurttaşlara iletmek için hiç ödün vermeden devam ediyoruz. Öyle olması lazım. Devam ediyoruz ve devam da edeceğiz. Öyle olması lazım. Tüm arkadaşlarımızla. Ölmek var, dönmek yok. Evet. Çok çalışıyorlar, çok emek veriyorlar. Çok teşekkür ederim. Çok umut verici, çok yüreklendirici şeyler söylediniz. Şimdi gazeteciliğinize bir fasıl daha dönmek istiyorum. Çok uzun, anlatmayla elbette bitmez ama tüm bu uzun yıllara hem çok önemli röportajlar, çok önemli biyografiler, çok sayıda kitap yazdınız, çok şey kattınız. Ama bir şey daha var ki gazetecilerin örgütlülüğü konusuna çok önem verdiğinizi biliyorum. Türkiye Gazeteciler Sendikası. Kuruluşunda yer aldınız. Çok önemli emekleriniz var. Çok değerli emekleriniz var. Biraz ondan bahsedelim mi? Hayır gayet zevkle. Ben bunları anlatmadan çok hoşlanırım yani. Yani zamanımız el verdiği ölçüde anlatırım. Gazeteciliğe ben 47'de başladım. Akşam gazetesinde başladım. Ve akşam gazetesinde yani gazeteden hiçbir benim yazılarıma karşı bir muhalefet gelmedi. Ve kendimi çok özgür hissettim. Patronun her zaman desteğini aldım. Patron Necmettin Bey ortaktı ama gazeteye karışmazdı Necmettin Sadak. Gazeteyi yöneten Kazım Şinasi Dersan'dı. Ondan sonra bir sendika kurmaya kalktık. Cemiyet vardı. Cemiyet bize sıcak baktı. Biz o zaman sendikalar tüzüğünü hazırladık. Bir iki toplantı yaptık ve kapı kapı dolaşıp gazetelerden üye kaydetmeye kalktık. Ahmet İhsan vardı. Evvela Hürriyet'in... Siz cemiyetin de üyesiydiniz değil tabii mi? Tabii tabii. Elbette. Cemiyetten hiç kopmadım yani. Hala öyle yani. Ondan sonra mesela Ahmet İhsan dedim ki bir sendika kuruyoruz.
Ya, sizin de aramızda görmek isterim değil mi? O yazı işleri müdürüydü Şeklen. Abi, oğlum kardeşim dedi bu ismi kötü sendikadı. Yani buna siz gazeteciler muaveret yardımlaşma derneği deyin falan dedi. Dedim o başka bu başka. Çekindi. Ama ondan sonra bütün gazeteciler üye oldu sendika. İstisnasız bütün gazeteciler üye oldu. O zaman yani cemiyet bizi destekledi. Cemiyetin içinde kurduk bunu. Yani cemiyet bize oda verdi. Ve her şeyimizi cemiyetten yapıyorduk. Bütün toplantılarımızı cemiyette yapıyorduk. Cemiyetin desteğiyle sendika gelişti. Ama ondan sonra biz bir Türkiye Gazeteciler Konferansı diye bir sendikalar konferansı Türkiye çapında yaptık. İzmir, Ankara, Bursa sendikalara geldi. Menderes hoşlanmadı bundan. Açılış gayet şaşalı, tantanalı oldu. Herkes geldi, patronlar geldi falan. Patronlar da öyle bizden yani demokratik şekilde konuşuyorduk patronlarla. Hatta ben bizim gazetenin sahibi toplantıdan sonra bana ne yapsın ki gazetede o gün de toplantı istemediğiniz şey kaldı. Bir de tapusunu içsin diye mi vereyim gazete diye. Yok dedim hocam böyle bir şey söz konusu değil. Yani biz içimizde gayet iyiydik ama Adnan Bey hoşlanmadı. Adnan Bey gazete sendikayı kapatmaya kalktı. Fahrettin Kerim Gökay valiydi, belediye başkanıydı. O bizi vilayete çağırdı. Ve dedi ki çocuklar sendika kapanacak dedi. Bir mektup yazın özür dileyin dedi. Ben de resen sizi affettireyim dedi falan böyle bir şey. Tartıştık, manıştık. Sonra o bizim ağzımızdan bir yazısı gönderdi. Sendika kapanmadı ama 9 ay sonra kapandı. Başka bir bahaneyle sendika kapandı. Yani bir sene falan kapalı kaldı. Yani iktidar tahammül edemiyordu sendikaya. Yani her yani biz kendi haklarımızı koruyorduk. İktidar bundan hoşlanmıyordu. Biz aynı zamanda sosyal haklar diyorduk, siyasal haklar diyorduk. Siyasal haklar dedim mi tüyleri diken diken oluyordu. Yani ama ne oldu? Onlar gitti biz kaldık. Onlar gitti sendika hala yaşıyor yani. Değil mi? Evet elbette. Yani ben buna güveniyorum. Yani yine yani çalışanların egemenliği, onurları devam edecek. Ve biz halklarımızı koruyacağız yani ödün vermeyeceğiz. Hı hı. Efendim tabii sendikanın kuruluşuyla birlikte yani sendikanın içinde diğer kurucu arkadaşlarınız da vardı. Kimdi onlar? Bir de onları İşler söyleyeyim. İşler Ada vardı. Hı hı. Burhan Arpat vardı. Yani 3 kişi tüzüğü hazırladık. Onlar teker teker de ayrıldılar. Ama cemiyette olanlar bizi desteklediler ve kendileri de katıldılar. Yönetim kurulu yani bir süre sonra ya, Abdi katıldı sendikaya. Yani biz ondan Abdi İpekçi, evet. Halef Selef olduk. Bir ara o karşı gruptaydı. Sonra birleştik. Yani öyle bir sendikaya karşı muhalefet olmadı. Hep onu cemiyetin içinde, kongrelerimiz cemiyette oluyordu. Gayet iyi sürdürdük yani böyle tam bir dayanışma içinde. Sürdük. Bugün o hava pek yok galiba yani değil mi? Evet. Az önce dediniz ya siz de direniyorsunuz. Azınlık olarak direniyorsunuz. Ben ona şöyle bir yorum getirmek istiyorum. Aslında bu da bir algı. Azınlık olduğumuzu düşünmüyorum. Çok kalabalık sindirilmiş olduğumuzu. Evet. Çok kalabalık olduğumuzu biliyorum düşünmenin ötesinde. Fakat hani o güçlünün haklı gösterilmeye çalışılan yerde biz haklılar güçlü olmaya inat ettik. Evet. Güçlü kalmaya inat ettik. Yaşayın. Evet, o yüzden dayanıyoruz. Yaşayın. Çok kalabalığız. Çok kalabalığız. Bunu biliyoruz. Her yerde ama de görüyoruz. Ama susuyorlar. Sindirilmiş. Kalabalık susuyor baskı altında. Çünkü kalabalık. Bir korku toplumu yaratıldı. Evet. Ve her şey algı üzerinden yürütülüyor. Dolayısıyla insan da ister istemez yani yurttaşlarımız için de söylüyorum. Sorumluluğu olan insanlar var. Gelecek kaygısı olan insanlar var. Geçim kaygısı olan insanlar var. Korku çok insani bir şey aslında. Ama cesaretle esaret arasında da çok ince bir çizgi var. Hani, çok güzel. O çizgiyi mutlaka korumak gerekiyor. Çok güzel. Ama ne güzel moral veriyorsun. Ne mutlu. Böyle diyelim, böyle düzeltmek istedim ben bunu müsaadenizle. Ben sizin gibi konuşan gazetecileri karşımda görmek istiyorum her zaman. Yani, sağ olun efendim. Dediğiniz gibi. Yani seslerini çıkartamıyorlar ama çıkartanlar benim gibi düşünüyorlar. Hep aynı fikirdeyiz yani.
Evet, ben Halk TV ailesi adına, tüm arkadaşlarım adına bugün buradayım, karşınızdayım. Çok mutluyum. Şimdi gazetecilik dedik, biraz da yazarlığa doğru böyle açımızı değiştirelim istiyorum. Çok sayıda kitap yazdınız. Ben biyografi dedim ama siz Tuğba, ben çok da öyle kabul etmiyorum dediniz. Biyografi de yazdınız. Ne hissettiniz? Hangi duygularla biyografi kaleme aldınız? Biyografi, yani hem otobiyografi hem biyografi. Bizde aslında çok alaka gösterilen tarzlar olarak bilinmez. Hele otobiyografi tamamen, o başka bir alan zaten. Çok yazan da yok sanıyorum bildiğim kadarıyla. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Ama biyografi apayrı bir şey. Sizi biyografi yazmaya ne itti mesela? Ya şimdi baştan söyleyeyim bir defa. Ben gazetecilikten yazarlığa geçtim. Yani yazarlığa geçtim, röportaj yazarlığı. Tabii o her zaman devam etti. Yani benim bugün yazarlıkta bir başarım varsa röportaj yazarlığından geliyor. O besledi sizi. Yani temelimde o var. Yani röportaj yazarlığında ben okuyucunun anlayıcıyı diye de yazmaya kalktım. Yabancı sözcük kullanmadım. Kısa sözcük kullandım. Kısa cümleler yaptım. Halkın anlamayacağı Arapça sözcükleri kullanmadım. Konuşulan Türkçeyi kullandım. O röportajdan geliyor. Onu ben sürdürüyorum. Peki Hıfzı Bey, röportaj dedik. Hemen aklıma geçen sene 2016'nın Şubat ayında ilk kez yayınladığınız Nazım Hikmet röportajı geldi. Yani, onu uzun yıllardır hiç söz etmemiştiniz şöyle ondan. Şöyle diyeyim isterseniz, ben Nazım'ı tanımam insan olarak. 1960 yılında oldu, 60-61 Paris'e geliyordu. O zaman beraber olduk ama onları o zaman yazamıyordum. Ben sesini banda aldım, bir saat konuştuk falan. Bir defa sonra beraber oraya buraya gittik, yemeklere gittik falan böyle. Çok içli dışlı oldum. Ama bunları yazmak imkansız o zaman. O koşullar altında Nazım'ın adını kullanamazdım, yazamazdım. Onları sakladım ben. Onları ondan sonra yani değerlendirmeye kalktım. Nazım Hikmet kitabını çıkartırken de bir bu röportajı bir bant olarak hediye edeyim dedim okuyucuya. Ya biraz çekindiler, dediler ki bunun telif hakkı Yapı Kredi'de, oğlu ben uğraşabilir. Ya benim bir konuşmamız o bant yani, değil mi? Yani telif hakkını almıyorum ki ben. Bir konuşmamızı veriyorum yani. Nazım'la konuşmamızı da ben yazamazsam, değil mi o zaman? Tabii. Basın özgürlüğü ortadan kalkıyor yani. Ya bunları sonradan değerlendirdim. Bir gün bir geceye gitmiştik Nazım'la. Arabada ben senin sesini banda alacağım dedim. Ses bozuk, iyi çıkmadı. Araba motor gürültüsü bozdu onu. Dedim ki olmuyor bu. Yarın otele gel, rahat rahat konuşalım dedi. Nerede oluyor bu? Paris'te. Paris'te. Paris'te oluyor. Ondan sonra otele gittim. Nazım hazırlanmıştı, elindeki kağıtlar mağıtlar falan. Ben de bir Nagra almıştım UNESCO'dan, onu aldım yanıma. Oturdu, onları okudu. Şu Havana'dan geri dönmüştü, Havana röportajını okudu. Saçları saman sarısını okudu falan. Bunlar sonradan bana dediler ki, Nazım gerçekten Küba'ya gitti mi, nereden uyduruyorsun diye. Ya hale bakın ya, sesi bende. Nazım anlatıyor, Nazım uyduruyor mu? Ya düşünün, ya bunu yazdım yani bir herif. Neyse, yani o benim çok canlı anılarımdı. Ve konuştu Nazım uzun uzun, şiirleri okudu. Bankta daha yer vardı. Dedim ki ya 5-10 dakikada şiir oku dedim, bilmem. Saçları şeyi okumaz mısın dedim. Akasya. Dedi ki aklım yanlış yapabilirim dedi. Elimde kağıt olmadan okumam dedi. Değil mi? Kendine o derece akıyordu su. Değil mi? Salkım Söğüt'ü okuyamadı. Okumak istemedi daha doğrusu. Evet. Hata yapmaktan korktu. Ama ya benim için bunlar çok değerli şeylerdi. Onları ben sakladım, temizlettim. Her zaman kullandım. Yani Nazım'ı tanımakla benim hayatımın en önemli bir şeyi oldu. Olayı oldu. Benim oğlumun da adını o verdi. Kerem gibinden. Kerem, ne olsun diyordum. Kerem dedi falan. Oradan çıktı. Ya bu var önemli olarak sevdiğim. Sonra Sabahattin'i unutamam. Sabahattin'le de ya gizlendiği bir dönemde Sabahattin konuştum. Ali'den Sabahattin Ali'den bahsediyorum. Ondan da ya röportajım yazılmadı o zaman ama yani onları not ettim, sonra kullandım. Bir akşam bir yemekte beraberdik Sabahattin Ali ile.
Yani 4 saat mi ne? O anlattı. Hapisten yeni çıkmıştı, gizleniyordu. Gizlendiği evde konuştuk. Ve ondan çok tatlı röportajlardı. Ondan sonra ya bunlardan başka Atatürk hakkında röportaj, General Trikopis'te yaptım röportajı unutamam. Atatürk'le ilgili yaptığınız röportajı. General Trikopis, Yunan orduları başkomutanı, başkomutanlık meydan muharebesinde savaşı kaybeden, esir olan Atatürk'e giden adam. Ben onu Atina'da 1952'de tanıdım. Yani 30 sene sonra çökmüş bir adam. Tanıttı, Ruşen Eşref Büyükelçiydi. Olanları tanıtıyorlardı. Tanıtıyordu kendisi. Bir General Trikopis'tim. Siz Anadolu başkumandan. Evet ben sizden konuşmak isterim. Gel oğlum yarın evime dedi. Makinemi aldım, kalktım gittim. Bir Rolleicord makinem vardı. Ondan gittim. Başladı anlatmaya. Dedim ki nasıl oldu? Bizim oğlum Anadolu'da işimiz ne dedi. Bizi İngilizler sürükledi oraya. Değil mi? Yunanlılar başkomandanı bizi İngilizler sürükledi diyor. Müthiş bir şey. Nasıl esir olduğunuzu onu anlattı. Ayrıntılarına girmeyeyim şimdi. Ama önemli olan bu. Bu süklüm püklüm karargaha götürüyor. Girdim odaya diyor. Bir, geniş bir oda. Dip masada bir sarışın adam oturuyor. Anladım. Kemal Paşa diyor. Kemal Paşa bunu görünce general üzülme. Napolyon'da bir savaş kaybetti demiş. Rahatladım diyor. Yani bir, beni yenen adam beni teselli ediyor diyor. Yani müthiş bir şey değil mi bu? Ondan çok sonra, çok önemli tanıklık. Nasıl oldu diyor. Bir pafta getirin diyor. Atatürk açıyor. İşte siz buradaydınız, biz buradaydık falan. Pafta üzerinde konuşmaya başlıyorlar. Diyor ki kaçacak yer yok. Başka çaremiz yoktu. Diyor ki Atatürk bak diyor şuradan kaçabilirdiniz. Ah biz onu düşünemedik diyor. Ondan sonra bak diyor burada eğer karın diyor İstanbul'daymış haber vermek istersen testlerimizi kullanabilirsin diyor. Ve ağırlıyor. Dostça konuşuyor ya. Müthiş bir şey ya. Bunları Trikopis'ten dinlemek çok tatlı bir şeydi. Evet. Dönüşte Türk-Yunan Dostluk Cemiyeti Başkanı oluyor yani. Evet. Evet. Efendim gibi. Süremizin sonuna geldik. Bizi böyle zamansız zamanlarda yolculuğa çıkardınız. Çok özel tanıklıklarınızı bizle paylaştınız. Çok benim teşekkür ediyorum. Bu zevk yani. Bunları anlatmaktan ben çok hoşlanıyorum. Çok hiç yorgunluk değil. Çok zevk alıyorum. Hele Halk TV'ye çıkmak bu kadar senedir bekliyordum nihayet yani. Çok teşekkür nihayet diyeyim yani. Biz teşekkür ederiz efendim. Sayenizde diyeyim yani. Estağfurullah. Çok bütün teşekkür ederiz. Bütün okuyuculara da sevgiler, selamlar. Hepsini kucaklarım. İyi günler. Sevgili izleyiciler, İz Bırakanlar'da bir bölümün daha sonuna geldik. Yine çok özel bir isimle, çok özel bir program oldu. Hıfzı Topuz'a çok teşekkür ediyorum tekrar. Bir Cumhuriyet Çınarı, 95 yıllık bir devrimciyi ağırladık bugün programda. Efendim, İz Bırakanlar'da yeniden görüşünceye dek hoşça kalın diyorum.